Merhaba arkadaşlar, gezginin rotasının bugünkü dağ ve macerasında gördüğünüz gibi en sonunda beklenen kar yağışımız geldi. Beyaz güzellik rahmet, gerçekten çok güzel. Göstermek gerekirse zirveye doğru tırmanışa geçiyorum, dağımıza doğru. Tek başınayım. Babamı aramıştım, geleyim dedi. Sonradan ne oldu, ne düşündü bilmiyorum. Gelmekten vazgeçti. Tek başına, açıkçası tek gitmek de istemiyorum daha evine. Şimdi yaban hayatı tam zamanı. Allah korusun. Sıkıntı olsa tek başına bir haber. Hatta şöyle bir saniye, normal kamera açız. Şöyle elimize bir zopa gibi bir şey alalım. Ne olur ne olmaz, tedbirli olmakta yarar var. Daha bizi kar güzelliğinde görmek istiyoruz. Niyetimiz o. Nasıl derse şöyle vadiyi de ara ara göstereyim. Yani kar güzelliği gerçekten başka. Yazın ağaçların yeşilliği görsel güzellik oluşturuyor. Kışında kar manzarası görsel güzellik oluşturuyor. Yani gerçekten karlar ülkesi. Genellikle ben geldiğim süreçlerde kar manzarası olmuyor. Yani bir iki kere yağdı. Şu an yağan kar da çok kalın değil. 3-4 santim. Ama bu görsel güzelliği görmeye, yaşamaya gerçekten değer. O yüzden hafta içi olmasına rağmen mesai arasında hızlı bir şekilde gelip burada bir öğlen atıştırmalı diyeyim. O niyetle geldim. Bakalım. İnşallah ilk kar vakti bol, uzun vakitli dağımızda çekmek nasip olur. Bu kar yağışını
çok bekliyordum açıkçası. Güzel yağar. Hafta sonunda rahat rahat gider. Tabiinde bola derin vakit geçiririz diye düşünüyordum. Ama tabi umduğumuz gibi olmadı açıkçası. Evet. En bir sevdiğim şu görüntü şöyle. Abimize geldik. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi toprak bu alan sıcak olduğu için güneşi de iyi alıyor. Bu tarafta erimiş kar yok. Ama diğer iki taraflar işlenmemiş olan kısımlarda kar var. Şöyle. Maşallah. Şöyle kar kalınlığını göstermek gerekirse. Vakit ezan vakti. Ezanı Muhammediye okunuyor. Kuru ağacımız bile gerçekten hoş bir görüntüye kavuşmuş gördüğünüz gibi. Dağımız. Bu açı. Suyumuz donmuş. İnşallah bir şeyler atıştırmalık. Hızlı bir şekilde sobamızı yakabilirsek başlayalım inşallah. Odunun güzelliği işte böyle günler için lazım. Hemen kuru odunlarımızdan ateşimizi hızlı bir şekilde yakıp nasipse bir öğlen atıştırmalığı yapacağım nasipse. Hop. Bacağımız kapalı mı? Açık. Aramızı da tutuşturmak için kullanalım ki hem çevreyi kirletmemiş oluyoruz hem de ateşimizi hızlı bir şekilde yapıyoruz. Tabi hemen tutturabilmek için özel yakıt tutturucudan da sıkıyorum.
Ya güzel bir de kapabiliriz. Sonuçta bize lazım bir şey değil. Hemen bir tavamızı hazırlayalım. Sobamız
ateşimiz yeni kaynamaya başladı. Yanmaya başladı, güneşti. Yağımız kaynayınca yeni yeni kıpırtılar, sesler gelmeye başladı. Ateş iyi çekmeye başladı. Oh. Şimdi hemen 5 dakikada yemeğimiz hazır. Ortamı görüp işimize de dönebiliriz. Oh. İnşallah hep dediğim gibi karlı bir ortamda da şöyle bol vakitli olur da burada daha fazla vakit geçiririz. Dumanın üstünde. İçini pişsin ki. Evet. Yumurtalarımızı kırabiliriz. Ben çok tuzarım ama yine tuz olmadan olmaz. Pratik ve hızlı bir şekilde öğünümüzü hazırladık.
Normalde niyetimdeki çay demlemekti ama çay demlersek şimdi hemen kaynamayacak görüntü onu gösteriyor. Şu yakısını da bildiğim kadarıyla ısıya dayanıklı da ateşte bunu da ısıtamıyoruz. O yüzden sıkıntı olmaması için sokuyorum. Dediğimiz buydu. Daha evinde kışın ateş tüttürebilmek. Manzaraya 10 numara. Kar güzelliği dağlarımıza yakışıyor. Dediğim gibi iğne yapraklıların güzelliği şurada. Gördüğünüz gibi yaz kış her zaman yeşil. Yeşil. Yeşille beyaz daha ayrı bir güzel. Bakın burada da sonbaharın son kalan yaprakları. Bu ağacımız dökmedi yapraklarını. O da ayrı bir güzellik. Serkan. Buzlarımız. Gece güzel yağdı. Yağmur sonrasından kar yağdı. Yemeğimizi yiyelim. Nasipse çok gece kalmadan dönelim inşallah. Daha evimizde hemen soba yanar yanmaz ısındı. Kaynayacak moda geldi de biraz daha var. Lazım olabilir.
İnşallah burada çay keyfi yapabileceğimiz daha bir karlı manzaralarımız, kış günlüğümüz de olur. Bu öğlen arası vakitte olduğu için işe de gitmem lazım. Nasipse yemeğimi yiyip gideceğim. Mekan güzel. Aşkın uyusa da. Kar kış dışarısı soğuk. Ama soba yandıktan sonra hemen içeriye sımsıcak koyuyor. Yani öyle güzel. Seyit Ali Gül'ün maşallah var. Biraz çobanlıktan gelen. Hem de silahları var. Allah göstermesin tersi bir durum için. Bizde şu anda hiçbir şey yok. Açıkçası korka korka geliyorum yani. Allah göstermesin sıkıntı olabilir yani. Özellikle böyle karlı günlerde. Babam ziyafeti kaçırdı. Sevdim. Nasıl olur ki diye merak ediyordum. Aldığım ilk defa alıyorum bu sucuğu. Güzel. Yukarı tarafın manzarası da güzel. Ağaçlar. Şu tarafta da penceremiz olsa aşağı tarafı seyredebilirdik. Aşağı tarafın ormanı daha sık. Yukarı taraf sakin. Aşağı taraf ormana dönüşmüş bakılmayınca. Kaynamadı. Belki yemeğimi yemişim. Çay keyfini yapamadık. Maalesef.
dedik. Manzara güzeldi. Valla şöyle hem görseli hızlı bir şekilde çekeyim. Geriye şöyle kendimizle beraber dairemizi çekelim. Odunluğumuzu da kapatalım. Çünkü karda, kışta, yağmurda içeriye su almaması lazım. Evet. Su alırsa sıkıntı. Bacamız tütüyor. Şöyle hızlı bir şekilde dönüş yoluna geçelim. Şöyle vadi. Ben gelirken çok daha fazla bir sis vardı. Sis şu anda pus biraz dağıldı. Görüş mesafesi bayağı kaçık. Karşı Antalya yolunda yine o tarafta yine bir yoğunluk var. Sis pus yoğunluğu. Bizim burası biraz daha ağaçlar. Şimdi pus olsa burada ağaçtan kesinlikle şey yapamazdık. Ağaçların arasında bir de pus mahvederdi. Şöyle. Şeyimiz eksik olmasın. Devamlı gidip geldiğimiz yol bile çizgilerinden belli. Devamlı kullanınca kar çiçekleri. Dediğim gibi inşallah Mevlam nasip eder güzel bir hafta sonunda uzun soluklu burada vakit geçiririz. Kar yağarken içeride sobamızı yakıp vakit geçirmeyi nasip etsin Mevlam. Bu sene gerçekten yağış yok. Gezginin rotasını bugünkü bölümünde kar yağışıyla daha önce bize ilk defa ziyaret gerçekleştirdik. Tek başınaydım. Dediğim gibi babam gelecekti sonradan. Muhtemel evimin evin çevresinde kar köyüydü. Yorgun. Ondan yaptı diye düşünüyorum. Çünkü geleceğim demişti. Ona göre plan yapmıştım ama o gelmeyince tek geldi. İzlediğiniz için
beğeni ve yorumlarla destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bir de şöyle belirteyim. 5000 abone olduk artık. Yani 5000 kişilik güzel bir aileyiz. Herkese izleyen, yorum, beğeni yapın. Herkese sonsuz teşekkürler sunuyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Şöyle vadiye doğru bakalım. Şöyle yanaştırmak gerekirse bir saniye. Burası Dereköy. Vadinin içinde. Beyaz güzellikte. Şurası da karşıda. Kuru ağacımızdan belli. Bizim dağımızın olduğu alan. İyi oldu. Bizim için de bir değişiklik oldu. Karlı manzarayı yerinde görmüş olduk.